Erdoğan abi az geri abi. Sivas Kongresi'nde attığınız 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayi Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini 97. kuruluş yıldönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz. Tek amacımız sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz ile 2. yüzyıla çağrı beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecektir. Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu devriminin mimarları olarak size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Teşekkür ederim. Kökleri 1919 yılında Sivas Kongresi'ne dayanan partimiz, 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen parti tüzüğüyle Halk Fırkası adı ile siyasi faaliyetine başlamıştır. Siyasi faaliyetler 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası ve 1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi adı ile sürdürülmüştür. 1980-92 yılları arasındaki yasaklı dönemde çeşitli adlar altında faaliyet gösteren partimiz nihayet 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşme sağlamıştır. Ülkemiz uzun yıllardır başıboşluk içinde türlü ideolojilerin panayırına dönüşmüştür. Bunun sonucu çılgınlık boyutlarına varan kargaşadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisinin temel dayanakları Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri ve ilkeleri, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik, dayanışma, barış, emeğin üstünlüğü, gelişmenin bütünlüğü ve etkinliği, doğanın ve çevrenin korunması, çoğulcu ve katılımcı demokrasiye esas alan evrensel kuralları ve Anadolu ve Trakya'nın tarihi ve felsefi birikimidir. En önemli görevlerimizden biri şüphesiz ideolojimizi milletimize ısrarla benimsetmeye çalışmak olmalıdır. Hedefimiz çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmış bir Türkiye'dir. Bu hedefe ulaşmak için evrensel akıl, sistematik ve dijital düşünmeyi esas alan eğitim sisteminin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi şarttır. Ülke yönetiminden sorumlu olanların özellikle son yıllarda uyguladıkları teslimiyetçi politikaların emperyalist güçlerin çıkarlarına hizmet ettiği milletimizce öğrenilmiştir. Ülkemiz genç nüfusu, kaynakları, coğrafi konumu itibariyle büyük bir potansiyele sahiptir. Bugün ülkemizin en büyük problemi iktidarın kötü yönetimidir. Bizler Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısının, parlamenter rejiminin ve cumhuriyetimizin temel değerlerinin yılmaz bekçileriyiz. Bizler tek adam rejimini sona erdirecek, milletimizi bu cendereden kurtaracak, iktidar olarak
aydınlık ufuklara taşıyacak, inançlı yürüyüşün çağdaşlığı benimsemiş insanların partisiyiz. Bizler Büyük Atatürk'ün, benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sözünün onur ve gururunu taşıyoruz. Canımız pahasına eserlerine sahip çıkacağımıza ant içiyoruz. Bu inançla iktidara giden kutlu yolda başta ulu önderimiz Halaskar Gazi Maraşer Mustafa Kemal Atatürk, dava arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımızla anıyor. Çağdaş Türkiye İdealinin temsilcisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü sizler, aziz halkımızla birlikte, sizlerle birlikte kutluyoruz. Doğum günümüz kutlu olsun.